Şimdi de Babacan ekibi gidecek ve Erdoğan'a bizden duyun biz partiyi kuruyoruz demek için randevu istediyor. Yani aslında şunu konuşuyoruz temelde. AKP'nin bölünmesini ve içinden parti ya da partiler çıkmasını. Bu kadar yakın mıyız bu meseleye? Bence yakınız çünkü zaten 31 Mart sonrası başlayacak olan süreç ertelenen seçim sebebiyle biraz gecikmişti. Yani Erdoğan'ın aslında seçimi iptal etme gerekçelerinden birisi de oydu. Muhalefeti dizginlemek. Çünkü bu seçimi kazansaydı muhalefetin pek bir şansı kalmazdı. Ama 800 bin farkla ezici bir şekilde kaybettiği için artık AKP siyasi ömrünü tamamladı diyebiliriz. Buradan sonra AKP'den yeni partiler, yeni hareketler doğacaktır. Ve siyasi ömrü biten bir AKP ile karşı karşıyayız fikrindeyim. Aslına bakırsanız AKP'nin siyasi ömrü 2013'te bitti. 2013'ten sonra uzatmalara oynuyordu. Bugüne kadar baskıyla, zorbalıkla bugüne kadar getirdi. 15 Temmuz kumpasını kurguladılar, işi kurumsal hale getirdiler. Ama aslına bakılırsa AKP'nin, AK Parti'nin hikayesi 2013'te bitmişti. Bunu nasıl açarım? Şöyle açalım. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yola çıktıklarında vaat ettikleri reformist çizgi, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü gözeten, uluslararası değerlere sahip bir imajla yola çıktılar ve gerçekten bunun için çok çalışıldı. 2002-2010 dönemi, 2011 dönemindeki Adalet ve Kalkınma Partisi 2013 sonrasında AKP'ye dönüştü. Bunu AKP'li birçok isim de ifade ediyor. Artık Adalet ve Kalkınma'nın olmadığı, sembolik bir Türkiye'nin o yolsuz ve koltuk sevdalısı siyasilerin oluşturduğu bir siyasi harekete dönüştü. Baskıyla, zulümle, Ergenekon'la ittifakıyla vesaireyle 2013'ten aslında 2019'a kadar gelebildi. Yoksa benim gözlemim aslında Adalet ve Kalkınma Partisi 2013'te ölmüştü. Siyasi ömrünün sonuna gelmişti. Şimdi artık o sona gelinen hareketten yeni hareketler doğacak. Çünkü şunu kabul etmek lazım. Şöyle ya da böyle Erdoğan çizgisinin, AKP'nin toplumda %40'lık bir karşılığı olduğu söylenebilir. %35, %40 bandında o değişiyor. Çünkü MHP'nin iddiasına göre bakarsak AKP %30'un altına da düşüyor ama sonuçta realite şu. Ortada bir vaka var, bir seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesi kaybolmayacağına göre dönüşecektir. O dönüşüm de daha kendi öz değerleri diyeceğim ya da yola çıkış değerlerine yakın bir partiye dönüşecektir. Şu anda Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu'nun yola çıkışı da zaten bu amaçla. Buradan gelecek olan hareket AKP'nin zaten siyasi ömrünü bitiren bir partiydi. Artık hani bir hani şöyle bir kulis olarak aktarayım. AKP kurmaylarından bir tanesi şunu ifade etmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak girdiğimiz son seçim olabilir demişti bu seçim için. Evet ben de aynı fikirdeyim. Bu AKP ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'nin girdiği son seçim olabilir.